Bakın ekonomik kriz var diyorsunuz ama bakın görüyor musunuz insanlar alışverişte. Ekonomik boş geziyorlar abi emin ol. Bakın ekonomik kriz boş gezmiyor abi herkesin elinde poşet var. Ekonomik kriz bireylerde yok. Ekonomik kriz ülkede var. Hani insanlara göre ülkede var ama herkese bakıyorsun tatilini de yapıyor, alışverişini de yapıyor. Yani her türlü her şeyini yapıyor. Abi sen AK Parti üye misin? AK Parti üyeyim. Çok belli oluyor. İlk binin içindeyim. Evet ama hiçbir şeyinden yararlanmadım. Belli bakın, oluyor ki o yüzden soruyorum. Bakın hiçbir şeyinden yararlanmadım. Hiçbir şeyinden faydalanmadım. Çalıştığım serbest meslekte çalışıyorum. Her şeyim şeffaf. Ama ben AK Parti'den hiçbir çıkarım ve menfaatim olmadı. Ben ülkemi seviyorum. Ülke için çalışanı seviyorum. Kim çalışıyor? Ben onu destekliyorum. Çalışan belli. 17 senedir, 18 senedir bu ülkeye kazandırdıkları da var. Kaybettirdikleri de var. Hangisi ama teraziye daha, bakacağız. Hangisi daha çok ağır basıyor? Tabii ki yaptıkları daha çok. Yaptıkları daha çok. Sen öyle değerlendiriyorsun. Siz öyle değerlendirmiyor musunuz? Bakın biz metro değil, yapıyordu. Biz vatandaşları bakın, genelde soruyoruz Üsküdar, öyle değerlendirmiyorlar. Üsküdar Çekmeköy hattı yapıyordu. Bütün burada Ümraniye'de CHP'liler yürüyüş yaptı. Tamam mı? İsim de veriyorum. Bu CHP'liler yürüyüş yaptı. Aman şöyle aman böyle. Şimdi onlar bizden daha çok kullanıyorlar. Yapılan her şey iyidir. Bunu bilin. Yapılan her şey iyidir. Rakamlar yanlış da verilse. Ya bakın bu yanlış, ülkeye yanlış insanlara da verilse. Bakın bu ülkeye iyi, bakın bu ülkeye kaç tane cumhurbaşkanı geldi? Kaç tane başbakan geldi? Birçok cumhurbaşkanı ve başbakan değişti. Peki bu ülkeye en çok yatırımı, en çok hizmeti yapan kimdir? Siz bana soruyorsunuz. Biraz da ben size sorayım. Bence Mustafa Kemal Atatürk. Ya Kemal Atatürk tabii ki Kemal Atatürk'tür. Ben size Kemal Atatürk ayrı bir konumdadır. Bakın. Cumhurbaşkanı diyorsun abi şimdi. Cumhurbaşkanı. Kemal Atatürk bu ülkeyi kurandır. Kurucumuzdur. Sıfırdan evet. Bakın Kemal Atatürk bu ülkeyi kurandır, kurucumuzdur. Kemal Atatürk'ü herkes sever ama Kemal Atatürk'ü kullananlar başkadır. Bakın isim olarak kullananlar başkadır, sevenler başkadır. Ben canı gönülden severim ama kullanmam. En çok menfaat, en çok gelişimi kim yapmıştır diye sordum. Ben de söyledim abi işte yani. Şimdi bakın o ülkeyi kurandır. Bakın çalıştım. Siz anlamadınız. Evet. O ülkeyi kurandır. O ayrı bir kategoriye denir. Onu ayrı koyun. O gazidir. Gazi Mustafa Kemal'dir. Onu ayrı kategoriye koyacaksınız. Ondan ölümünden sonra, rahmetli oluşundan sonra bugüne kadar ki yapılanlara bakacaksınız. Abi o adam sıfırdan yapıyor da şu an olanları niye geliştiremiyorlar? İşte geliştirdi. Daha ne yapacak? Yani ya bunu tam tersini savunan da var. Bakın Gazi Mustafa Kemal ray sistemini çok severdi. Recep Tayyip Erdoğan bunun icabına çalıştı. Araba yapardı belki yaşasaydı. Bakın araba yapardı belki yaşasaydı. Araba yapıyoruz. Uçak yapardı belki yaşasaydı, ömrü yetseydi. Uçak yapıyoruz. Metro yapıyoruz. Havaalanı yapıyoruz. Şehir hastaneleri yapıyoruz. Bunların hepsini yapardı. Biliyor musunuz Gazi Mustafa Kemal'i? Ama ömrü yetmedi. Peki fabrikalar? Yani fabrikalarımız... Onlarca fabrika açıldı. Tamam. Kemal Atatürk. Tamam çok güzel. Hala sayesinde. İşliyor, devam ediyor. Hangisi işliyor abi şu anda? Nasıl ya hangisi işliyor? Tank fabrikası işliyor. Hepsi satıldı abi. Yabancı sermayelere gitti. Bizim elimizden çıktı çoğu. %80 ya Tayyip Erdoğan dedi ki böyle bir şey yok. Şimdi siz var diyorsunuz ben yok diyorum. Hangimize inanalım? Şimdi ben diye sorayım. Yani kimseye inanmamıza gerek yok. Şu an bizi izleyenler de sen de evet. İnternetten Türkiye'ye ait olan fabrikalar diye internete yazıp bakabiliriz. Çok basit. Sahiplerini bulmak, sahipleriyle iletişime peki, geçmek elde, artık çok kolay. Şimdi elden gitti diyorsunuz. Elden yabancı sermayelere satıldı. Ya elden gitti derken yani hala satılmadı. Hala çalışıyor. Tayyip Erdoğan diyor ki satılmadı. BMC yerli bir firmayla Katar firmasının ortak olduğu ve bunu 49 yıllığına kiralandığı söyleniyor. Doğru mu? Tank fabrikası satıldı demiyor. Yani yerli yani. Tabii ki yerli firmamızda yabancı firma. Tabii ki yabancı firmanın her zaman gelmesinden yanayım. Çünkü ülke kalkınması gerekiyor. Yabancı firmayla yerli firmanın şu anda üretmeye çalıştıkları tankımız var. Niye ya biz kendimiz bunu zaten iyiyse, karlıysa daha bunu şimdi siz kanalınızı büyütmek ister misiniz? İsterim tabii. İstersiniz tabii ki. Şu röportajları yaparken daha iyi yerlere gelmek ister misiniz? Tabii İstersiniz. Ki o yüzden uğraşıyorum. Şimdi sizin belli bir gücünüz vardır. Evet. İki tane tank üretebiliyorsunuzdur. Ama yanınızda ortak alarak 5 tane tank üretirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Genişlemek, büyümek için yapılan bir operasyon bu. Ama şu an biz kiralamışız. Yani adamlar kendi kendine çalışıyorlar.
kendi ceplerine çalışıyorlar şu an. Ya kendi ceplerine niye çalışsınlar bu ülkeye? 9 yıllığına para vermiş, kiralamış adam, kendi cebine çalışıyor. Sana mı çalışacak? Ya sana mı? Kirasını vermiş, bedelini ödemiş. Evet. Tamam mı? Sana bunun bedelini ödemiş. Yerli firmada gelmiş, onunla beraber ortak olup bunun bedelini, 49 yıllık bedeli ödemiş. Sen oradan bir kira almışsın. Bu binayı yapıyorsun, alt dükkanını kiraya veriyorsun, daireni kiraya veriyorsun, kirasını almıyor musun? Ama ne yapıyorsun? O mülk senin. Bakın o mülk senin. Sen ne yapıyorsun? 5 yıllığına, 10 yıllığına bir sözleşme yapıyorsun kiracınla. 5 yıl içinde sana kirasını ödemezse. Çalıştırsak daha karlı olacak. Çünkü adam hem bizim kiramızı ödüyor, bakın, devlet, hem kendine kar çıkarıyor. Siz de bu işleri bilirsiniz. Devlette aslında devlette işletme olmaz. Normal sistem olsun. Diğer burjuva dediğiniz sistemler zaten Amerika'ya bakıyorsunuz. Genelde Amerikacıyız zaten, yani ülke olarak. Amerika'da ne oluyor? Eyaletler var, bilmem neler var. Herkes fabrikalar var. Devlete bağlı hiçbir şey yok. Aynı sistem. Devlet sadece devletliğini yapacak. Büyüyecek, ülkeyi koruyacak. Ekonomiyi düzeltecek. Yani Türk Telekom'la uğraşayım. İşte ne bileyim gideyim ben tank palet fabrikasıyla uğraşayım. Ne bileyim ben gideyim ben bu yolla uğraşayım. Köprüyle. Bununla uğraşmayacak devlet. Devlet seni, beni koruyacak, büyütecek, çocuklarımıza daha iyi bir yarınlar hazırlayacak çalışmalar yapması gerekiyor. Yani yol yapmak, köprü yapmak devletin işi değil. Yol yapmak, köprü yapmak devletin işi. Ama bunu tek başına değil ya da kendi değil, aracı firmalarla bu şekilde yapabiliyor. Ya işte biz de şunu söylüyoruz, yani genelde bunu yaptırırken bir tanıdık oluyor. İlla ki bir fabrika ya da verdiği, ihale verdiği kişi genelde tanıdık oluyor, doğru mu? Bu işleri alan 5 tane, biliyorsunuz, ihale var. İhaleleri alan 5 tane şirket var. Şimdi bak. Ceviz Holding bunların başında geliyor. Şimdi ihaleler şöyle, ihaleler 10 tane firma. Bunu tanıyor musunuz? Cengiz Holding'i kim, herkes tanıyor. Herkes yani. Niye herkes tanıyor abi sence? Çünkü her ihaleyi onlar alıyor. Cengiz Holding'i bundan önceki devletlerde de, yani gelen başkanlarımız, cumhurbaşkanlarımız zamanında da vardı. Yani şimdi olmuş bir şey değil ki Cengiz Holding. Şimdi büyüyen. Zorlu Holding. İşte ne bileyim Sabancı Holding, Koç Holding. Kaç tane ihale giriyor? Kaç tane bakın, köprü yaptı? Bakın Sabancı bu Holding kendi kendine büyüyor. Bu ülkede ne kadar büyük, böyle Sabancı gibi, Koç gibi, Zorlu gibi, işte ne bileyim Cengiz gibi ne kadar firmalar büyürse bizim karımıza. Neden karımıza? İşveren bunlar. Yarın gider oraya 50 kişi başvurur, oraya 100 kişi başvurur, işsizlik önlenir. Anlatabiliyor muyum? Bunlar büyümeli. Yani adam şurada dükkan açmış, 5 kişi çalıştırıyor ama o adam 1000 kişi, 10.000 kişi, 100.000 kişi çalıştırıyor. Bunları görmek lazım. Bunları da görmek tanıdık lazım. Diye ona vermek gerekiyor. Tanıdık demedim bak. Bakın siz tanıdığa geldiniz. Ben orayı bağlayalım. Şimdi 10 tane firma başvurur. Evet. Tamam mı? Siz de başvurabilirsiniz. Gücünüz varsa. Kendi birey şartları olarak. Şartları karşılıyorsanız. Bana kapalı abi. Kapalı usulle sunulur. Herkes bir teklif verir. Cengiz Holding her zaman belki en iyisini ya da en düşüğünü veriyordur. Alıyordur. Yani bunu bilemeyiz biz. Buna gerçekten söylerken inanıyor musun abi? Tabii ki inanıyorum. Neden inanmayacağım? Yani o işin içinde para dönüyor yani burada. İşte para dönüyor. Yani. Evet, para dönüyor. Yani kim daha iyi teklifi sunarsa o alıyor. Ben de bobinacıyım. Elektrikli malzemeler üzerine bir fiyat teklifi sunuyorum. Adam öbür tarafta benimkini karşılaştırıyor. Onu uygun görürse ona gidiyor. Beni uygun görürse bana geliyor ya. Bu iş böyledir. Yani şeffaf olduğuna ve tarafsız olduğuna inanıyorsun. İnanıyorum yani. Tabii ki ya. Neden inanmayacağım ya? Çok teşekkür ederim. Gözümle görmediğin, işte kulağınla duymadığın hiçbir şeye inanmayacağım. Bu dinimizde böyle. Evet. Eğer ben o ihalenin içinde olsam, görsem, duysam, şu söylediğinizde derim ki ya haklısın. Ama görmediğim, duymadığım bir şey için ne inkar edebilirim, ne tamam diyebilirim. Devlet bu işi yapıyorsa bir bildiği vardır.